Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoya daha karşınızdayım. Arkadaşlar yine çok güzel bir video olacak. Bugünkü videomuzun konusu jantlarda bulunan hırsızlık önleme bijonları, Antivol diye bilinen hırsızlığa karşı şifreli bijonlar. Kimi zaman arkadaşlar bu bijonlar sök tak yalama oluyor. Kimi zaman da şifresini kaybediyoruz ve ondan sonra nasıl sökeceğiz diye kafamızı kaşıyoruz. Bunu şimdi arkadaşlar bizdeki sorun hem yalama olmuş hem de şu an şifreyi de kaybettik zaten. Şifremiz yok. Aynı şifreyi bulma sorunu yaşıyoruz. Yani bunu söküp normal bijon takacağız arkadaşlar yerine. Şimdi bu şifreli bijonları nasıl sökeriz? Gördüğünüz gibi biz bir tane söktük. Şu şekilde. Şifresi burada. İki tane tırnak burada. İki aşağıda. Bu tırnaklar yalama olduğu için kaçırıyordu. Zaten şu anda da şifre yok. Arkadaşlar bu antivolü şifreyi çıkarmak için antivolün orijinali şöyle. Ben göstereyim. Şu şekilde. Şu kafadaki bu çıkıntıyı kırmanız gerekiyor ki daha rahat otursun. Yoksa rahat oturmuyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir çıkıntı var. Bu Citroen Peugeot'larda böyle. Diğer markalarda düz. Düz olanlarda herhangi bir sıkıntı olmaz. Bu çıkıntı olan antivol şifrelerin şu kafasını kırmanız gerekiyor. Bunun için de buna uygun şöyle lokma alıyorsunuz. Tepesini çaktıktan sonra çevirince bu kopuyor arkadaşlar. Hemen bunu deneyelim. Ben göstereyim. Şifre olan, evet, 3 tane normal bijon var. Bir tanesi şifreli olan şurası. Bu tam onun kafasına göre. Ben bunu çekeceğim. Çevirdiğim zaman kopacak arkadaşlar. Şimdi bunu yapalım. Şu an oturdu. Tam oturdu. Çevirdiğim zaman antivol geldi arkadaşlar, şansa. Gördüğünüz gibi hiç kırmaya da gerek kalmadı. Antivol geldi arkadaşlar. Eğer gelmeseydi arkadaşlar, bunun kafaya lokma çakacaktık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi daha önceki şifreleri şu şekilde kafasına lokma çakıp çevirip zorladığımızda koptuydu burası. Burası kopunca yine 24 köşe lokma çakıp kafasına çevirdiydik. Çevirerek söktüydük. Ama bu sefer şanslıydık. Normal nerede anahtarımız? Burada, evet. 16 numara lokmayı çaktık kafasına. 16 numarayı takıp gevşetince gevşedi. Yani bu da şansınıza gevşerse daha az uğraşmış olursunuz. Şimdi bir sonrakine geçeceğiz. Bakalım onda da bu kadar şanslı mıyız, yoksa bura kopup yine 24 köşe lokma mı çakacağız? Şimdi bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bir sonrakini deneyelim. Onda nasıl olacak? Hep beraber görelim. Evet, burada 1, 2, 3 normal. Bu tarafı şifreli olan. Şimdi burayı deneyeceğiz arkadaşlar. Buradayız. İyice çakıyorum ki vida yerinden biraz şey yapsın, oynasın, şey olsun. O vibrasyonla beraber, o darbeyle en azından gevşeme olasılığı daha yüksek olsun. Bunu... Evet. Şimdi kafasına vurduğumuz için burası şişti. Normal başka bir kol alacağım. Bunları deneyeceğim. İnşallah bu da basit şekilde sökülür. Bizi uğraştırmaz. Hadi bismillah. Evet. Bu koptu arkadaşlar. Parça içinde kaldı. Gördüğünüz gibi parça içinde kaldı. Bunu yine çakarak sökeceğiz. Yirmi dört köşe lokma çakacağız ve o şekilde sökeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kafa koptu. Kafa şu an burada. Şöyle göstereyim. Kopan kafa burada. Şurası.
Şimdi 24 köşeyi çakacağız. Ondan sonra çökmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, vurma işlemini bitirdikten sonra şimdi sökmeyi deneyeceğiz. Bakalım. Evet. Gevşedi. Gevşedi. Gevşedi geliyor. Biraz uğraştırdı bu ama sonunda başardık. Evet, gelirken şey yaptı. Orada. Evet. Sonunda çıkardık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu. Evet arkadaşlar, bu benzer bir şifre. Biz bunu denedik ama uyumlu değildi bu buna. Bu aynı bunun orijinal şifresine benziyor. Biz kendimizinkini kaybettiğimiz için aynısını da uyduramadık. Böyle bir şifresi vardı. Bu şekilde çakarak sökmeyi denedik. Bu şekilde lokmayı, şu 24 keşe lokmayı buraya çakarak bunu söktük. Ama diğer tarafı bu şekilde sökememiştik. Diğer sağ tarafı. Oraya lokmayı çakarken uğraştırdı bayağı. Lokmayla olmadı. Biz ne yaptık? Ortayı bu şekilde matkapla deldik. Sonra bu torks lokmayı çaktık kafasına. O şekilde çevirerek söktük bunu. Yani gördüğünüz gibi bunu sökmenin birçok şekli var. Bu şekilde sökebilirsiniz arkadaşlar. Sökülmeyen bijonunuzu. Şimdi gerçek kendi bijonunu yeni aldık. İşte yeni bijonunu takacağız. 4'e tamamlamak için. Hala. Bu şekilde de 4'e tamamlamış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sökülmeyen bijonlarınızı bu şekilde sökebilirsiniz. Bu videomda bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, kanalımın amacı insanların günlük hayatlarında karşılarına çıkan zorlukları, problemleri kendi başlarına aşabilmelerini sağlamak, özgüvenlerini arttırmak. Bugünkü video vida geliyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kırılan vidaları bu şekilde. Uzun süredir kendi saçımı kendim kestiğim için. Çiğ köfte tavanı yaptı geldi. Dev gibi motor var. Yakından çekim yapalım. Şöyle tırnağımla. We'll be right back.
arkadaşlar. Kanalımın adı Beceri TV. Beceri TV kanalımı ziyaret edip yüzlerce faydalı videolarımı izleyebilirsiniz.